Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen masamızın üzerinde duran minnacık lazer baskı makinesini inceliyoruz. Şimdi Çağdaş, Instagram'da görüyoruz. İşte telefon kılıflarına isim yazılır. Bilmem nereye isim karalanır, maralanır. Hepsini ahanda bu alet yapıyor. Ufak ince bir lazer buraya gönderiyor. Belli bir derecesi var. Daha sonra böyle yakarak orada o şekli çıkartıyor. Ya aslında bu tahta telefon kılıflarının arkasına bir şeyler basıyorlar ya. Onu da bu aletlerle yapıyorlar. Neje markası. DKBL modeli arkadaşlar. Ama markası NEJE bizim kullandığımız. Ama bunun farklı versiyonları da var. Bir sürü markası var. En azından bizim videomuzda kullanacağımız o. Söyleyeyim. Bunu 1300-1400 lira gibi bir şey aldık. Onu aynen da öyle. Ekleyelim. Yani bir kere baskı alacaksanız gerek yok arkadaşlar ama sürekli kullanacağınız bir şeyse alınabilir. Çağdaş, şimdi lafı uzatmadan geçelim baskıya. Tahtaya basayım mı? Bas. Tahtaya niye basıyoruz? Direkt telefona basalım. Hayda, Çağdaş büyük oynuyor. Aynen. Tahtada herhangi bir sıkıntı yok. Kağıtta da bir sıkıntı yok. Basıyor şöyle. Parşömen mi denir buna? Bu tarz kağıtlara basıyor. Şimdi bu tarz parlak beyaz zeminlere basar mı basmaz mı merak konusu arkadaşlar. Epey merak ediyorum aslında. Evet. Bilgisayarda bir uygulaması var. Şunu da söyleyeyim, telefonda da uygulaması varmış. Bluetooth'la çalışabilir. Biliyor. Kendi içinde bunun bataryası var, 6000 mAh'di yanlış hatırlamıyorsam, ama telefon uygulaması şu an yok. Şimdi hocam bunu bak böyle yerleştiriyorum. Telefonu buraya aldık, şimdi oradan ışık yansıyor, rahat gözükmeyebilir. Ortamı biraz kararttık, umarız daha belirgin olmuştur. Uygulamadan bahsedeyim, burada mesela ana sayfa kısmı var uygulamanın. Burada fotogaleri var, bunları nereden hatırlıyoruz bu şekilde? Dövmecilerden. Kınayla yapılan dövme motifleri burada, bir sürü var. My Collection var, daha önce bastığım baskılar, ben hepsini sildim. Daha sonra kontrol, bizim olayımız kontrolde. Ne basmak istiyorsun? Web Tekno bas. Bak şimdi buradan masa üstünden sürükledim, buraya getirdim. Şu efekt BA var, onu da anlatalım bence. Efekt A birazcık daha böyle fotoğrafı fotokopi efekti gibi yapıyor. Bu efekt B de daha böyle renkli gibi yapıyor. Alt tarafta buraya istersek bir yazı yazabiliyoruz. Yaz oraya. Powered by Çağdaş Işık. Tamam, fontla seçelim. Comic Sans. Burada insert text diyorsun. Tamam, bunu buraya getirince böyle geliyor. Nişana basıyorsun. Bak şimdi buraya tıkladım. Burasının nereye geleceğini gösteriyor. Bak T harfi neredeymiş. En uç noktası nerede vesaire, böyle şeyleri görebiliyorsun. Boyutunu birazcık küçülteyim ben bunun. Baskı en azından daha hızlı bitsin. Şöyle 15 yapayım. Burada okey diyoruz. Kullanmadan önce bunu işaretlemek mi gerekiyor? Ya bunu doğru oturtasın ki saçma bir yere basmasın. Alt tarafta ne kadar yakacağı var. 100 milisaniye mi tutsun? İşte geçerken 35 milisaniye mi tutsun vesaire gibi. Bu zemin plastik olduğu için ben bunu bayağı yükseğine alacağım. Burada kaç defa geçsin? Yani şimdi bir kere geçiyor hepsinin üzerinden yapıyor. Bir posta daha geçsin mi onu soruyor. Daha sonra aletin üzerinde bir tane kırmızı düğme var. Zaten siz onu görüyorsunuz şimdi stoklarda. O düğmeye bir kere basıyorum. Gözlük gözlük. Aha gözlük. Bakma aynen lan. Bakmıyoruz. Dur. Hocam bu lazere düz bakma. Onur sakın ha. Bakma lan. Bak, bak. Oğlum gözlük lazer koruma. Durun bir dakika. Ben herkesin yerine bakıyorum şu an. Yalnız hocam bu niye böyle bir saçmalamaya başladı bu? Çağdaş şu an olaya müdahale ediyor. Lazer. Burada bir ince çizgi çekiyor mu? Anam. Zamzım yazıyor abi. Bu ne lan? Niye yani, Samsung yazıyor bunu? Bilmiyorum. Bu video için size espri hazırlamıştık, şaka. Gelin görün ki Caner Ulmamayla Samsung bastık. Niye böyle oldu abi, ben hiçbir fikrim yok. Benim de fikrim yok. Bu alet bize ilk geldiğinde de sürekli Ayhan yazıyordu abi. Ne yaparsak yapalım. Canlı yayında oluyor böyle evet, şeyler. Ayhan. Buradan sevgili Ayhan kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz. Birinci posta bitti, ver bakayım. Bayağı yazdı ha. Cayır cayır yazdı. Şimdi esas sıkıntı şu, bu Samsung'dan nasıl kurtulacağız? Ondan kaçış yok hocam. Ya tamam, sen direkt düğmeye bastın. Sen send picture demedin abi. Şu an fark ediyorum. Doğru. Bu çocuk makinenin, çok zeki. Makinenin hiçbir hatası yok arkadaşlar. Bu yanında görmüş olduğunuz teknoloji gurusu ve resimleri attı. Ya bu ne biliyor musunuz? Hani WhatsApp'ta birine bir şey yazıp göndere basmamak gibi bir şey yapmış. Ha Lütfi geliyor. Hani powered. Çağdaş sen işin içine girince iş bozuluyor kardeşim. O yüzden boş ver. Oraya yapsın, oraya güzel. Bastın ya, yazsın. Ekranda da oldukça kırmızı doluyor. Arkadaşlar aletin pili bitti. Hep aynı yere basıyor. Yine siz arka planda dönen fotoğraflardan görüyorsunuz. Alt taraftaki telefonu kaydırmamaya ya da üst taraftakini döndürmemeye başladı. Bir de şey var esas. Programda çiziyor görünüyor ama kendisi henüz bir şey yapmıyor. Patlamasın. Kırmızı düğme de öyle bir lanet bir kırmızı düğme ki yani. Dünyanın sonunu getirecek düğme gibi koymuşlar buraya birader ya. Çok güzel olmuş. Harika bir logo olacakken. Bence bir AirPods'ta deneyelim. Telefon ağır gelmiş de olabilir. Lütfi de cebinde hep pembe AirPods taşı. Cebimde taşımadan duramıyorum. Şey bas önüne. Samsung powered by kalite marka. Samsung. Vay be. Eski tasarımcılardan kim kaldı ya.
Şu tasarım harika ötesi. Z burada, M burada. İyi midir hocam? Şu an iyi. Yapıştır bakalım. Sen picture dedim. Başladı. Hadi bakalım hayırlısı. Bence bu sefer güzel olacak. Ama bir şey diyeceğim, o gözlükle de hiçbir şey görmüyorum. Bu şey söyleyeyim, zaten bilen arkadaşlar aşağı yazsın. Bence bu gözlüğün bir koruma amacı yok ya. Ne amacı? Bence hani profesyonel bir şey değildir bu gibi geliyor bana. Ya sen ne sanıyorsun kaynakçı gözlüğünü? Ray-Ban Gucci falan mı sanıyorsun? Şu anda mı bir şey bastı? Doyamadım. Birine Lütfi yaz, ötekine de eşinin adını yaz. Bak, birine Çağ yazayım, birine Daş yazayım. Şöyle yan yana fotoğraf çektiririz. Ana. O neydi lan? Sakin, telefondan geldi. Çok kötü basmış be. Ama rengi güzel. Dur. Biraz daha büyük basalım. 5 yap lan hadi. Sen picture dedin. Başla bakalım. Çalış. Stüdyoda zor anla. Arkadaşlar, bunu basması biraz uzun sürecek. Basıncın sonunda görüşürüz. Evet, bir 20-25 dakika geçti. Bitirdi sonunda ama beklediğimiz o siyah etkiyi yaratmadı. Bir de şu da var Çağda. Şu öndeki lazerin ince böyle netlik ayarı falan filan da var. Çok ince bir sürü detayı var. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bu bir hobici işi. Profesyonel amaçla da kullanabilirsin. Hani alayım öyle hemen basayım geçeyimlik bir durum yok. Biraz yok. Böyle bazı şeyleri harcayacaksın önce. Kutusunun içinden 2-3 tane basabileceğin farklı materyal geliyor. Alırsınız arkadaşlar, onlarla iyice bir test edip iyice bir kafasını anlayıp neymiş ne değilmiş öğrenip ondan sonra başlarsın. Alınabilir ya. Alınır abi. Düşünsene, aynen. Bir tane şirketim var, kalem dağıtacağım millete. Kurşun kalemin üzerine 100 tane 150 tane bas dağıt mesela. Nasıl plan? Neyse arkadaşlar, ürüne genel olarak Lütfi'nin de benim de oyumuz olumlu yönde. O zaman ne diyelim? Her zaman olduğu gibi kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.